dur. Alo, merhabalar. Merhaba Naz Hanım. Nedir durum? Araba için arayan var mı? Ne yazık ki. İlgilenenler fiyatı biraz yüksek buldu açıkçası. Fiyatı düşebilirdik aslında. Düşürmeden önce biraz bekleyelim isterseniz. Tamam, ben haber bekliyorum o zaman sizden. İyi günler. İyi günler Naz Hanım. Ben çıkıyorum. Ne zamandan beri haber veriyorsun? Gelip kendimi göstereyim dedim. Neye gülüyoruz? Çok güzel bir hayale daldım da. Bu hayalini bende de paylaşmak ister misin? Tabii ki. İçinde ağır bir cam vazo ve senin kalın kafan vardı. Ben ve kalın kafam senden bir teşekkür bekliyoruz. Hatta şöyle yapabiliriz. Fırat, sana çok teşekkür ederim. Benim için, restoranım için yaptığın iyilik. Hatta parayı bulup gelmen çok ince bir davranıştı. Hayatım boyunca sana müteşekkir olacağım Fırat. Fırat sen benim kahramanımsın. Kalan ömrümü sana adayacağım bundan sonra ve benzeri şeyler söyleyebilirsin. Gerçekten bu cümleleri benden duyacağını düşünmene inanamıyorum. Haklısın. Ama bazen hayatta inanamayacağımız şeyler olabiliyor. Mesela ben hayatıma kasteden birisine bu kadar büyük bir iyiliği yaptığımı hala inanamıyorum. Ne alakası var canım? Ben senin hayatına kastetmedim. Sindirim sistemini çalıştırdım. Azıcık, birazcık. Onun da dozajını çok dikkatlice ayarlayarak. Ah ben sana kıyamam kuzum benim. Beni de düşünürmüş. Sen gitmeyecek miydin? Gitsene. Gidiyorum. Neyse, yarın yeni bir gün. Ben umutla bana teşekkür edeceğin günü bekleyeceğim. Beklersin sen daha, çok beklersin. Aşk cesaret ister kardeş. Biz cesur adamlarız lan. Biz cesur adamlarız lan. Bizim, bak bizim dağları denen Ferhat'tan neyimiz eksik birader? Kerem değil miydi o ya? Kerem miydi o? He, Kerem mi? Mecnun ne yapmıştı peki? Konulu yerlerde o bir şeyler yaptı ama. Ya, ya oğlum bize ne lan? Kerem'den, Mecnun'dan ne yaptıysa biz ne yapacağız? Ona odaklanmamız lazım. Yaz. Yazıyorum ben. Ben. Bulamıyorum. Nerede? Bir şey değil mi? Yolluyor. Dur. Tamam. Tamam. Dur. Üçten geriye soyup beraber yollayacağız. Geri uzaya mı fırlatacağız? Önce uzaya sonra mavi şeyleri. Hadi. Üç. İki, bir, yolla! Haydi bakalım, hoppa! Uzak! Mesajı da yolladım, uzaya da yolladım. Mavi şene yolladım, mesajı... Oh. Oh be kardeşim be. Sevmek güzel şeyler. Güzel şey. Güzel şey. Yolladık mesajı uzaya. Uzaya. Sonra? Sonra? Babişler. Anam. Anam Mirza sen kafayı mı yedin? Seni sana aşığım. Bu nasıl saçmalıyor bu? Ay. Ay. Kimden gelmiş mesaj? Ne ablam? Sesi geldi ya içeri. Ver telefon bakayım. Ablam okunmuyor ki. Göz gözü görmüyor. Toz olmuş hep. Kızım ver şu telefon. Bir de bas istesen çamaşır suyuna bas. Ver şunu. Ama ablam ben hep sana diyorum. Şunu mikrofiber bezlen sil diyorum. Bu şey oluyor işte. Bütün tozlar buna birikiyor ablam bunun içine. Hep kılcal tozlar abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel çay var, meyve var. Aç mısın oğlum? Yok teyzem yedim ben bir şeyler. Ha, gel otur oğlum. Ha,
saniye çık aradan. Alo. Saniye. Heh. İyi canım, ne yapayım? Bütün güzelliğimle oturuyorum, sen? Tamam, ha, duydum duydum. Baban yine bir 25'lik bulmuş. Maşallah maşallah. 26'sını gün alınca hemen postalıyor. Tamam tamam, hepsinin var, hepsinin. Hadi hadi, kapat kapat. Kızım, bir sesini duysaydım. Aman ablam, ben verdim zaten cevabını, boş ver. Ben geri arayacağım. Ablam, ne arıyorsun şimdi? Kızım, ver telefonu. Mirza Seviye mi aşık? Telefon vuruldu. Aha, vurdu. Gülendim. Yok yok ablam, hiçbir şey olmadı. Tamam, al ya. Delirttin beni yani, ver. Mesaj yok. Ablam, gözaltı ışık dolgusunda kampanya varmış. Ben senin pürüzsüz ve diri cildin için bu bir hakarettir deyip anında sildim. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ay Allah'ım yarabbim. Ay Gülendam ya. Ne yaptınız kızın borçları? Hallettiniz mi? Eminim köstebeğin sana haber vermiştir babacığım. İstersen hiç birbirimizi yormayalım. Ay evet, borcu kapatmışsınız da parayı nereden buldunuz hala bir muamma Nazlıcığım. Halacığım, sizden yardım istediğimde beni nasıl kendi halime bıraktıysanız lütfen şimdi de öyle yapın. Güzel, lütfen üstüne gitme. Parayı nasıl bulduğu sadece nasıl ilgilendirir? Halacığım, ben sana açıklamasını yapayım. Babam her şeyden haberdar ama değilmiş rolü yapar. Bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Ama bir gün gelecek, ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anlayacaksın. Bu cümleyi bir kez daha kurmuştun. Ne için? Hatırlamıyorsun değil mi? Oysa ki ben hiç unutmadım. Annem gittiğinde. Engel olmadın. Büyüdüğünde beni daha iyi anlarsın demiştin. Ama biliyor musun baba, insan annesizliği hiç anlayamıyor. Hele de bir anne çocuğunu niye terk eder, onu hiç anlamıyor. Abi, şu kızı üzme. Parayı senin verdiğini söyle de rahatlasın. Babam beni niye umursamadı diye düşünmesin artık, lütfen. Esa, parayı ben vermedim. İyi akşamlar Feza Hanım. Ah, Naz'a parayı sen mi verdin? Yani vermek istedim ama Naz almadı. Bulmuş mu? Bulmuş. Hayır, babası da değil veren. Sen de değilsin. E kimden almış peki? Ay dur, aklıma biri geliyor ama. Ay saçmalama Feza, yani o nereden bulacak o kadar parayı? Kimden bahsediyorsunuz Feza Hanım? Ay kimden olacak canım, şu sahtekar şeften. Ay eğer o verdiyse parayı mahvolduk Taylan. Bir daha hayatından çıkartamayız Naz'ın. Ay felaket, felaket. Naz, sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Parayı sana Fırat Şef mi verdi? Evet. İnanmıyorum sana Naz. Nasıl para alırsın o adamdan? Bana neden gelmedin? Halacığım,
İkinize de geldim de ne oldu? Burnunun dikine gidip babanla resleşmek yerine sakin kalabilseydin halledebilirdik. Hem Fırat neden verdi sana parayı ha? Böyle bir iyiliğin arkasından kim bilir neler gelecek ha? Bakalım ne isteyecek bu çocuk senden? Ben bunları düşünmedim mi zannediyorsun? Merak etme, ben bir karar verdim. Ne kararıymış o? Umarım kararın babanla barışıp parayı ondan alıp Fırat'a geri vermeyi içeriyordur. Hem sen nereye gidiyorsun bakayım bu saatte ha? Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Sevin. Gel otur bakayım şöyle. Gel gel. Bak şimdi. Bu konuşmayı yapmak benim için hiç de kolay değil. Ama önünde sonunda yapacağız. Çünkü eşek kadar oldun. Büyüdün. Ve bir gün hayatına, gönlüne illa birisi düşecek. Nereden çıktı abi şimdi bunlar? Ya müsaade et de abin olarak iki tane nasihat edebileyim değil mi? Ne bileyim ya, öyle bir anda pat diye girince. Gerçi benim nasihatlarımı ne kadar dinlersin bilmiyorum ama. Çünkü ilişki sicilim malum. Ama o berbat sicilime rağmen öğrendiğim şeyler var tabii. Kalbine aşk düştü mü akıl baştan gidiyor Sevim. İşte gerçekten böyle bir şey yaşarsan onu yaşamakta özgürsün. O adam kim olursa olsun. Ama o herif seni üzerse onun ümrünü sıkar. Teşekkür ederim abi. Ya gerçekten bunları senden duymak benim için çok kıymetli. Sicilleri alın. Bak ya. Hemen şımardı. Gir odana, 3 gün cezalısın. Ben de beni ne zaman arayacak ve teşekkür edecek diye bekliyordum. Neredesin? Buluşabilir miyiz? Olur. İyi misin sen? İyiyim. Tamam. Sahildeki parkta buluşalım o zaman. Ben de hemen çıkıyorum. Aa, bir dakika, bir dakika. Silahlı mı geliyoruz, silahsız mı? Ne? Yani hala savaş devam ediyor mu yoksa kısa bir ateşkes mi ilan ettik? Ona göre geleceğim. Gerçi benim en güçlü silahım her zaman yanımda ama. Neymiş o? Gülüşüm. Alo canım. Ben bir karar verdim. Ama önce senin onayını almam lazım. Buyurun, çaylarınız. Hadi itiraf et. Gece gündüz beni görmeden rahat edemiyorsun. Aynen öyle. Bana bak. Yine bana bir sürpriz mi hazırladın? Sabaha kadar bekleyemediğine göre hamlen büyük olacak galiba. Korkmalı mıyım? Verdiğim paranın karşılığı kadar restorandan pay alacaksın. Ama benim böyle bir talebim yok ki. Benim var ama. Kimseden, hele ki senden iyilik istemiyorum. Ticari bir anlaşmamız olursa sana borçlu kalmamış olurum. Ha, anladım. Sen bana borçlu olduğun için kendini rahat hissedemiyorsun. Bana rahat rahat kızamıyorsun. Vicdanın seni rahat bırakmıyor değil mi? Tam böyle kafamı kıracakken içinden bir ses fısıldıyor. Ama sana çok para buldu. Bu çocuk seni çok seviyor. Yapma, yapma. Kıyma bu güzel yüze. Abartma. Aramızda profesyonellik dışında bir bağ olmasını istemiyorum. İçimdeki ses de dışımdaki ses de bunu söylüyor. Hay ben senin içindeki sese. Sen kabul etsen de etmesen de bizim aramızda bir bağ var. Yaşadıklarımızı düşün. Yaptıklarına bir bak. Hak vereceksin. Yarın imzalayıp getirirsin.
Ben seni sabaha kadar hiç bekletmeyeyim. Madem senin için bu kadar önemli, 2 dakikada imzalar veririm. Tabii tabii. Kıza parayı verdim. Gel bize çarp. Ben de kahraman gibi atlayayım dedim. Yenisini çıkartmam gerekecek. Neyse yarın restorana gelince imzalarsın. Tamam ortak. Açmıyor kızım. Yok anne. Ay ablam, yoksa bunlar... Gülendam, şu anda felaket senaryosu duyacak durumda değilim hiç. Ha, itleri an çomağı hazırla. Neredesiniz siz? He? Telefonları da açmıyorsunuz. Öldüm meraktan. Abla kusura bakma. Biz dün biraz fazla kaçırmışız da. Ama toparlarız şimdi. Yok abi yok. Baksana. Şebnem mavi tik bile yapmamış. Belli sallamıyor kız. Ay kafama edeyim ya. Biz neyin gazına geldik oğlum böyle? Mecnun dedik. Ferhat dedik. Ulan bizim neyimize destan yazmak demedik. Ben gideyim de şu dükkanın eksiklerini falan alayım. Tamam. Ah. Mirza, sen cesaret konusunda Asuman'a mı özendin canım? Hı? Ah. Seviyor olan aşkını Sultan ablaya mesaj atmak da nereden çıktı? Hilal, Hilal. Bugün ölmeyeceksin merak etme. Telefonda seyirleri mi karıştırdın? Ne oldu? Gülendamcığın olmasaydı şimdiye çoktan bitmiştin. Kıvrak zekam ve çevikliğimle mesajı hemen sildim. Sultan abla da Fırat da bir şey görmedi. Merak etme. Mention completed. Ben şunları toplayayım. Suratını düzelt artık. Bak her şey çok güzel olacak tamam mı? Sen, ben, Fırat Şerif. Allah'ım anlamıyorum gerçekten ya. Ne dinmek bilmeyen öfkeymiş bu arkadaşım vay be. Bu gidişlere dinmeyecek. Son zamanlarda pişman oldum çok şey yaptım. Umarım bu onlardan biri değildir. Ha tamam güzel. Yani sen böyle Fırat'ın nikah masasında bıraktın artık pişmansın. Süper. Hayır asla değilim. Hatta o hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Baştan ona güvenmek. En büyük pişmanlığım bu. Kuzum bak gerçekten ben senin bu hıncanın istikrarını ilgi ve beğeniyle takip ediyorum. Ama siz artık ortaksınız. Bir daha mı düşünsen acaba? Asla. Ben onu hayatı zehir edeceğim.
Öyle işte Gülü. Ben Sevin'in gözlerine bakarken meğersem bir sevdanın içine düşmüşüm. Orada kaybolmuşum. Ama Allah şahit. Bir kere bile kurtulmak istedim mi? Ama gel gör ki bu sevdayı yüreğimden söküp atmanın vakti geldi. Geldi de nasıl onu bilmeyeyim. Hayır Mirza. Söküp atmak yok. Savaşmak var. Mücadele var. Kuru aşk yok. Sen ilişki uzmanı Gülendam Karagün'ün yardımlarıyla bu cepheden zaferle ayrılacaksın. İyi de nasıl yapacağız ki o işi? Düşünelim. Sen de düşün. Düşün. Buldum. Seviye elde etmek istiyorsak önce düşmanımızı ekart etmemiz lazım. Bunun için de hasmımızı iyi analiz etmeliyiz. Zaafları var mıdır? Bir açığı var mıdır? Varsa daha çok açabilir miyiz? Yoksa yenilerini yaratabilir miyiz? Sabotaj doğal ve müdahalesiz görünmeli. Eylem planımıza geçmeden önce de... Ne eylemiymiş o? Ne eylemi? Şimdi ablam... Servis eylemi akşamki. Akşam masalara... Düzeni? Masaların düzeni. Paylaşımı ablam. Ben sol tarafa bakacağım akşam. Ben de sağa aldım. Sağlı sollu akşam servis. Masalarınızın peçeteleri yok. Eyleme devam. Masa eylemi. Haydi. Sıra trajedimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulan Erkin, ulan Erkin. Bir daha kafan güzelken sana mesaj atmak yasak, yasak. Lan. Acaba düzeltme mesajı mı atsam? Yok ya. En iyisi hiçbir şey yapmamak. Evet arkadaşlar, şu anda restoranımızda yepyeni bir dönem başlıyor. Artık bizi tutabilene aşk olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tekrar işimizin başına hemen dönelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Teşekkürler arkadaşlar. Ben de mutfağıma döneyim. Teşekkür ederim. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Tebrik ederim. Her zaman başarılı olacağımı biliyorum. Asuman, lütfen sınırları aşma. Özellikle iş yerinde. Aman canım, ne olacak? Hem eski nişanlı herkes gibi tebrik edemez mi? Asuman, sen sadece işini yap. Benden uzak dur. Hadi Ati, uzatma hadi. Paranızı nasıl aldınız peki? Vallahi Fıra Şef'e helal olsun. Bulacağım, bana güvenin dedi. Ertesi gün de para zarflarını avucumuza koydum. Fırat Şef diyorsun ha? Aynen. İyi abi, kolay gelsin. Evet efendim, Feza Hanım'ın verdiği bilgi doğruymuş. Fırat Şef'miş. Borçları o ödemiş. Çıkardı bir gecede verdi diyor adam. Kesin biri yardım etti. Başka türlüsü imkansız. İyi de kim var ki bunların çevresinde öyle bir gecede o kadar parayı çıkarıp verecek? Bana bak Ati. Sen? Ne yap et? O parayı kimin verdiğini bul. Tabii efendim. Ne
Meral, vedalaş artık şu tosta. Ne durumda? 2 dakika şef. Bir şeye ihtiyacınız var mı çocuklar? Yok bazen. Ben telefonumu yine nereye koydum ben? Niye sürekli bir yerde unutuyorum bu telefonu ya? Eray, telefonumu gördün mü? Yok şef. Çaldır bakayım beni. Tamam şef. Hayda, buradaymış. Gözümün önündeki telefonu göremedim ya. Benden ayrı kalamadın, bu kadar belli etme istersen. Daha çok telefonumdan ayrı kalamıyorum. Demin geldiğimde unutmuşum. Eray, burası 10 dakika sende. Tamam şef. Niye geldin buraya? Böyle konuşmamıştık. Bak, seni kimse görmemeli, biliyorsun. Ben anlaşmada kendi payıma düşen kısmına sadık kalacağım. Sen de kal. Bu gece sen, ben ve Şebnem için rezervasyon yaptım. Hem ortaklığımızı kutlarız, hem de yeni dönem için nasıl bir yapılandırma içinde olacağımızı konuşuruz diye düşündüm. Lütfen bu takım elbiseyi giy. Üçümüzün de çok şık olmasını istiyorum. Fotoğraflarımız ajans tarafından sosyal medyaya dağıtılacak. Restoranımızın imajı için önemli bir gece.